Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız kripto paraları analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Bitcoin, Ethereum, Reef, AVAX ve VeChain'in analizini yapacağız. Öncelikle Bitcoin'le yine başlayalım. Şimdi Bitcoin için arkadaşlar öncelikle zaten şöyle King Kong'la baktığımızda tepede bir sat sinyali geldiğini görüyoruz. Şu seviyeden itibaren bakın şu tepki çıkışını aldırdı. Ve şu seviyede 57 bin, 56 bin dolar seviyesinde sattırdı. Bu seviyeden sonra zaten 30 bine kadar düşen bir Bitcoin grafiği görüyoruz. Bu sinyale uymak hayat kurtardı açıkçası. Bunun yanında 42 bin dolarda çok önemli bir destek vardı. 42 binde MA200 desteği vardı. Bu destek aşağı kırıldığı için çok dikkatli olun dedik. Ve yukarı tepki verirken de 42 bin dolara kadar gelebileceğinden ve buradan tekrar satış yeme ihtimalinden söz ettik. Aynen söylediğimiz gibi oldu. 42 bin dolara kadar gelip MA200 desteğini yukarı kıramadı direncini. Ve tekrar geri satış yiyor şu an. 39.500'e kadar inmiş. Şimdi Bitcoin'e genel olarak baktığımızda dün de aynılarını söyledim. 2018'deki gibi ciddi bir rally oldu. Bu rallinin dinlenme sürecini bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Temennimiz bunu yatayda geçirmesi. Ama daha da aşağı indirip 30'lu seviyelerde, 40'lı seviyelerde bir formasyona yatarsa bir süre yatırımcılarını bekletebilir. Ama sabreden yatırımcılar için bakın şuradaki formasyon 3 yıl sürdü. 2018'deki mega rally'den sonra. Bunda da bir dinlenme süreci geçirdikten sonra tekrardan hak ettiği yeri orta uzun vadede bulabileceği düşüncesindeyim. Tabii kısa vadeli baktığımızda 42 bin doların önemli bir direnç olduğunu görüyoruz. Üzerine çıkması gerekiyor mutlaka. Umarım üzerine çıkar ve formasyonunu yukarılarda tamamlar. Tabii Ichimokusar tekniğine baktığımızda paraboliksel negatifte. Tenkan-Sen 200'lerin altındayız. Yani bulutun altındayız. Ichimokusar tekniğinde negatiflik söz konusu. Durumu Bitcoin'in genel olarak bu şekilde. 42 bin önemli seviye. Şurada oba oluşumu mevcut. Boyun kırılımı seviyesi zaten 48 bin dolarda. Hadi King Kong sinyalini kaçırdınız diyelim 55'lerde. En azından boyun çizgisi kırılımında teknik stop olunmalıydı. Grafik analizi yapmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Mutlaka grafik analizini öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Ethereum'a bakalım aynı şekilde. King Kong'u açalım. King Kong bize arkadaşlar bakın Ethereum'da yine aynı şekilde 10.700 dolarlardan aldırdı. Sonra 4.300-4.400'lere kadar tırmanıp geri dönüşte de sattırdığını görüyoruz. Tam tepede 3.800'lerde sattırmış. Sinyali takip edenler yine bundan da kurtuldu. Çıkarken kazandı. Bunun yanında Ethereum'da yükselen major trend çizgisi ve kendine bir minor trend oluşturmuştu. Bunu söylüyoruz her seferinde. Bu minor trendi kırdıktan sonra 3.700'lerde kırıldı ve majora kadar indi ve major trend desteği güçlü bir destek yani tepki verdi. Bu seviye 2400 seviyeleri 2400'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Alt kısma iğne attığını görüyoruz. İğneler çok önemli değildir. Şu an major trendin üzerinde arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde 2400 dolar seviyeleri çok önemli bir destektir. 2400'ün altına kırılması durumunda çok dikkatli olmak lazım. Ortalamalarına baktığımızda zaten 2400'lerde 2390'larda çok güçlü bir MA100 desteği olduğunu görüyoruz. 100 günlük bu ortalama desteğin aşağı kırılması durumunda kendini 1800'lere kadar sarkıtabilir. Tabi bu gerçekleşir mi? Tamamen MA100'ün kırılmasına bağlı ama kırılacağı da çok gözükmüyor grafiğe bakınca. Umarım 2300'lerin üzerinde formasyonuna devam eder ve orta uzun vadede yine ederini bulur inşallah. Ethereum çıkarken yukarıya doğru tırmanırken önüne bir direnç çıkıyor. EMA 50 direnci yani 50 günlük ortalama direnci çıkıyor. Bu da 2880 seviyeleri. Eğer 2880'i yukarı hacimli bir şekilde kırabilirse ve 3120'leri geçerse arkadaşlar tekniği pozitife döner ama tabi öncelikle bu dediğim direnci geçmesi lazım. Bunu da kısa vadeli olarak şöyle 4 saatlikte bakalım en yakın direnci neresiymiş. En yakın direnci 2710 dolar, daha sonrasında 2745 dolar ve 2917 dolarlarda 3 tane kısa vadeli dirençleri var. Bunları geçtiği takdirde daha pozitif bir tablo olacak. Tabi Ethereum için dediğim gibi en belirleyici nokta şu 2400-2390 seviyeleri. Hem major trend hem de MA100 desteği.
İçimoksar'a baktığımızda bulutun üzerinde, paraboliksar negatifte, ortalamaların altında. Bakın bulut desteği de çok önemli. Tabii birazcık daha aşağıda, 2300 dolarlarda bulut desteği. 2290'larda bulut desteği çok güçlü bir destektir. Kaya gibi bir destektir. Zaten bulutun altına kırılması durumu bir felaket senaryosu olur Ethereum için. Oldukça aşağıda. Ya beklentim, ya benim Ethereum'dan beklentim açıkçası bulut üzerinde bir formasyonu yatmanı. Aşağı iner yukarı çıkar ama şu bulut üzerinde oluşumunu tamamlayıp orta uzun vadede yine ederine gidebilir düşüncesindeyim. Tabii bunu takip edeceğiz. Ne kadar sürecek bu süreç, orası belli değil. Ama umarım çok bekletmezler yatırımcıyı. Bir an önce ederini bulur. Reef'e bakalım. Reef yatırımcısı da çok arkadaş vardı. Şöyle günlükte King Kong'a 4 saatlikte şöyle bakalım. Nereden aldırmış? Bakın tepeden Reef'in sattırdığını görüyoruz arkadaşlar. Şu seviye. 0.042 dolardan sattırdı. Şurada bir tuzak al ve tekrar sat var. Yani şu 0.042'de sattırdıktan sonra 0.016'ya kadar 3-4 kat düşen bir görüntüsü mevcut Reef'in. Bunun yanında şöyle günlükte baktığımızda, şunu silelim. Bunda da ciddi bir destek kırılımı mevcut. Şu 0.028 seviyeleri, 27'ler, buralar önemli bir destek. Burayı kırmış, tabii tekrardan tepki vermiş. Aynı destek noktasında şu an direnç olarak çalışıyor. Şöyle ortalamalarına bakacak olursak, Reef'in geçmesi gereken en önemli seviye, virgülden sonrasını okuyorum arkadaşlar, 0.030. Bu seviyeyi geçtikten sonra 0.033'e kadar tırmanabilir. Buralarda hep önünde direnç var. Bu dirençleri mutlaka geçmesi gerekiyor. Tabii geçemezse tekrardan aşağı sarkma ihtimali olabilir. Şöyle görüntüsüne baktığımızda tepede bir yatayda bir oluşum ve bu oluşumun aşağıya doğru kırılımı söz konusu. 4 saatlikte baktığımızda yakın periyotta tüm ortalamaların altına inmiş artık. 4 saatlikte de 0.029'ları yukarı kırıp 0.031'lere kadar tırmanması gerekir olası yükselmede. Ama Bitcoin'in tekrardan 42 bin dolar seviyesinden geri düşmesiyle bu bütün coinleri etkiledi. Panik satışlar geliyor ve çoğu düşmeye devam ediyor. Şöyle İçimoksar tekniğine baktığımızda tüm parametreler Reef'te de negatif. Tenkan-Sen direncinde takılmış. 9 periyotluk şu mavi ortalamayı görüyorsunuz Tenkan-Sen. Bu da 0.031 dolar seviyesinde. Yani bu seviyenin önemli bir direnç olduğunu bize anlatıyor açıkçası. AVAX'ta ne var? AVAX'ın durumu 4 saatlik periyotta. Arkadaşlar bakın AVAX'ta şu tepki çıkışında şurada 34 dolarda buy sinyali vermiş. 34 dolardan 38'e kadar tırmanıp 38-37 dolar barında sattırmış. Bakın en tepede sat barını görüyorsunuz. Ondan sonra zaten 20'ye kadar düşüyor. Yine 4 saatlikte AVAX'ı takip edenler şu sinyali yakalamıştır diye düşünüyorum. AVAX'ın günlük şöyle geniş grafiğine baktığımızda bakın şu 2021'in başında ciddi bir rally yaptığını görüyoruz AVAX'ın. Hatta rally'nin yüzdesine bakalım ne kadar primlenmiş. %1900 arkadaşlar, %1920 primlenmiş. Bu çok ciddi bir prim. Bu primin dinlenme süreci olması kadar doğal bir durum yok. AVAX'ın şu rallisinde yakalayamayan arkadaşlar daha sonradan girip maalesef mağduriyet yaşadılar. Bu yüzden tekrardan bunun bir rally yapma süreci geçirebilmesi için, rally'ye başlaması için bir dinlenme formasyonu ihtiyacı var gibi gözüküyor. Belki 6 ay sürer, belki 1-2 yıl sürer ama tekrardan bu tarz bir güzel bir rally yakalayabilmesi için bakın 4-5 liralardan 60 liralara 20 kat primlenen bir rally görüyoruz. Bunu tekrardan yapabilmesi için bir dinlenme formasyonu yapması gayet doğaldır. Takip edilmesi gereken en önemli seviye artık MA200 seviyesi. Bu seviyede 19 dolarlarda, 20 dolarlarda, hatta direkt 19.5 diyebiliriz. 19.5'un altına inmesi problem olur. Yukarı çıkacaksa da 28 dolarda çok ciddi bir direnci var. 27-28 dolarlardaki direnç yukarı kırıldığında daha pozitif bir görüntü olabilir.
İçimokusar'da parabolik sar negatifte bulutun altına indi. Bakın yukarı tırmanırken şurada hem bulutun senkoispan B direnci hem de 9 periyotluk tenkansen direnci karşısına çıkıyor. Bu da 28.7 dolar seviyelerinde. Yani kaya gibi bir direnç. 28.7 direnci yukarı kırılırsa 30.7'deki Kijunsen, 26 periyotluk Kijunsen direncini de geçmesi gerekiyor. Tekniğin pozitife dönmesi için. Bu ikisini de geçmeyi başarırsa arkadaşlar kimse tutamaz. Ama genel olarak baktığımızda şu rally'nin dinlenme dönemini geçirmesi de oldukça makul. Bunu da yine yakından takip etmekte fayda var. Evet, V-Chain. V-Chain'in durumu nedir? Tepeden V-Chain'de şurada tepki tekrardan çıkışta aldırıp tepede sattırmış şu seviyede. Yani 0.22'de sattırdı. Ondan sonra 0.07'lere kadar, hatta 0.05'e kadar düşen bir görüntüsü mevcut arkadaşlar. Sonra tekrardan tepki çıkışı yaptı. Şu an EMA 100'ü geçmekte zorlanıyor. Burası çünkü önemli bir direnç seviyesi. 0.13 önemli bir direnç. Şu an 0.12'de. Eğer 0.13 direncini geçmeyi başarırsa 0.15'lere kadar tırmanabilir. EMA 9'a kadar tırmanabilir. Öncelikle 0.13'leri yukarı kırması lazım. Kıramazsa arkadaşlar geri çekilişlerde son noktası neresi derseniz son noktası 0.09'dur. Bu seviyenin altına inmesi durumunda çok dikkatli olmakta fayda var. Önemli bir EMA 200 direnci. Tepede bariz bir ikili tepe oluşumunu da görüyoruz. İkili tepenin boyun çizgisini takip eden kişiler için de teknik stop seviyesinin 0.19 seviyeleri olduğunu da görebiliyoruz. Yani grafik analizini yapan arkadaşlar için. Bu seviyeler önemli. İkili tepeleri görmek önemli. Şimdi takip edilmesi, yani bu saatten sonra takip edilmesi gereken seviyeler ve ortalama destekleri söylediğim şekilde 4 saatlikte de bakalım ortalamalarına. Bakın 4 saatlikte arkadaşlar ortalamadan ziyade şöyle bir şimdi alçalan trend çizdiğimizde bunun bu alçalan trendin mutlaka yukarı kırılması gerekiyor. Bu öncelikli şart. Bunun takibi yapılmalı yakinen. Bu alçalan trend yukarı kırılmayı başarırsa bir atak gelebilir. Şu trend çizgisinin üzerine çıkacağı noktada 0.15 seviyeleri mutlaka bunun üzerinde görmeliyiz bir şeyini. Yakinen takibi yapılmalı. Umarım yakında atağını gerçekleştirir. Rallisini tamamlar. Bugünkü analizler bu kadar. Sizin de istediğiniz kripto para ya da hisse senedi varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız listemize ekler analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para analiz eğitimini öğrenmek için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğitim setimizde benim yaptığım analizler gibi birebir kendi kripto paralarınızı ve hisselerinizi bulabilecek seviyeye geliyorsunuz zaman içinde. Zaten her konuda destek oluyorum süreçte. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.